Tekrar hoş geldiniz ekran başına. Manisa ETV ekranlarından tekrar sizlerle beraber olmak, sizlere seslenmek harika, onur duyuyorum. Bugün şifacılıktan bahsedeceğiz. Çünkü artık son 10 yılda özellikle bu alana müthiş bir alaka var. Spiritüel konulara, şifacılığa, tedavi tekniklerine, alternatif tıpa. Tıbba destek olan ne varsa hepsine müthiş bir yöneliş var. Belki daha bir özüne dönüş var, bir yöneliş var. O anlamda bizlere gelen çok var. Şu son özellikle birkaç yılda yaptığım seansı bilmiyorum. Rekor. Bütün hocalarımız için geçerli bir şey söylüyorum. O yüzden ve her gelen de diyor ki ya ben de şifacılık olabilirim, ben de bir eğitim alabilirim veya ben ne yapabilirim, ben de ne görüyorsun hocam falan diyorlar. Tamam diyorum bir görüşelim, konuşalım işte bakalım, bakalım yolları izleyeceğiz. Yollar çok. Bakın şifa teknikleri çok. Spiritüel alan çok geniş. Yelpaze böyle var ya hani koca bir yelpaze düşünün. Tut neresinden tutarsan hepsi ışık, hepsi harika. Yürüyün, yürüyün, yürüyün derim. Hemen önümde de sarkaçlar var. Görünüyor mu bilmiyorum ekrana. Doğal taşlara bayılıyorum. Yani şifa demişken ne olur şöyle doğal taşları eksik etmeyin. Evinizden, alanınızdan takı takacaksanız doğal taşlar takın. İşte sarkaçlar kullanın. Ne takacaksanız. Hatta böyle objelerinizde, her yerinizde doğal taşlar bulunsun. Evinizin bir yerinde kütleler bulunsun. Al bir şifa. Şifa tekniklerine gelince, örneğin basit adımlardan ileri ileri gidelim. Saymakla bitiremem. Teknikleri saymakla bitiremem. Ama herkesin yapabileceği, her yaş grubunun da yapabileceği, cinsiyet, ırk önemli değil. Bunlar enerji işi çünkü. Din değil, tıp değil bunlar. Herkesin yapabileceği bir teknik, bir yol vardır. Misal, sarkaçtan başlayalım. Çok güzel bir örnektir. Bakın şimdi sarkaç her nesneden olabilir. Mesele bunun şeklinde. Diyeceksin ki hocam şekli nasıl? Bak, şöyle mermi gibi gelecek ucu. Mesele orada. Tahtadan da olabilir, balık kemiğinden de olabilir. Sokaktaki taşı da bu şekle getirsen gene sarkaç olur. Eskiler hatta ne yapardı? Ben hatırlıyorum çocuktum. Şöyle hamile kadınlarda görürdüm. Hemen saçından koparırlardı. Çıkar yüzüğünü derlerdi. O yüzüğe böyle şeyi takarlardı. Altın yüzüğü alyansına. İşte bebek oğlan mı olacak, kız mı olacak? Çünkü bunun bir evet hayır demesi vardır sarkacın. Sarkaç deyip geçmeyin. Sarkaçla büyük büyük çalışmalar yapıldı. En büyüğü nedir dersen işte eskiden devlet adamları bununla toplantılarını belirlerlerdi. Birçok devlet veya ne bileyim araştırmacılar dönemine göre bununla hazineler buldular. Sular bulundu, petroller bulundu. Tabii büyük büyük hocaları var. Her işin hani nasıl diyeyim bir simit sokakta simit satan vardır bir de simit sarayları vardır ya yani bunun da kademe kademeleri var. Alan geniş, çalışmalar kat kat. Yürü yürü yürü. Bakın şu gördüğünüz şimdi ekran başındakiler amatist zannedebilir moru görünce değil. Damarlı, morlu, bal rengili, akik. Harika bir akik. Ülkemiz taş cenneti. Hiç dışarılarda uzaklar. Bana diyorlar Hindistan'dan getirttim, Tibet'ten getirttim, Madagaskar'dan getirttim. Ya ülkem diyorum cennet cennet. Her yerden de geliyor, ülkemizden de çıkıyor. Ne olur hiç uğraşmayın o gümrüklerle diyorum. Ülkemizde var, getirtiyor zaten bunun uzmanları getirtiyor. Ha ben taş uzmanı değilim ama taşın şifa olduğuna ve kodlanırsa harika çalışacağına eminim. Şimdi şifa tekniği. Al işte sarkaçla şifa. İnanın benden ergen de alıyor bunu, 70 yaşında teyzem de alıyor. Kodlarız kişiye özel. Temel kullanım bilgisini veririz veya isteyene gel deriz. Büyük eğitimini veririz. Bununla o kadar harika çalışmalar yapılır ki keyiflidir. Sarkaçla çalışmak çok keyiflidir. Hatta size örnek hediye olarak inşallah birazdan bir çalışma sunayım. Çünkü gerekli böyle kilit çalışmalardan bazıları vardır. Bir çalışma sunayım. Bakın önümde bir sarkaç daha yatıyor. Eğer ekrana görünmüyorsa diye şöyle kaldırayım. Bakın pembe kuvars doğadaki bilinen adıyla aşk taşı, sevgi taşı, muhabbet taşı. Ha bunu alır kolye diye takarsın. O enerjiden faydalanırsın. Sarkaç olarak kullanırsın. Enerjiyi kat kat arttırırsın. Çok özür diliyorum.
Şimdi ne yaparsın? Sarkacı eline alırsın. Bir kere sana uyumlanmış olmalı. Senin enerjinle ahenkli çalışmalı. Bu çok önemlidir. Bak sarkacı eline şöyle alırsın. Kullanmadığın elini açarsın. Dersin ki canım sarkacım bana evetimi göster. Gördüğünüz gibi diyor ki benim evetim bu. Dur dersin veya kendi durur. Sakinler, sakinleş, sakinleş, dur. Bana hayır mı göster? Bana uyumlu olduğu için çok hızlı çalışıyor. Şimdi ilk defa, dur bir tane. İlk defa sarkaç alanlar der ki, ya çalışmıyor, dönmüyor. Ya dur, daha tanısın seni, bununla uyu, bunu tak boynuna, bunu gezdir cebinde, iyice enerjini emsin. Bakın şu anda üzerine benim DNA'm bulaşıyor. Değil mi? Şu bardağa bile benim DNA'm bulaşıyor, enerjim bulaşıyor. Onun için acele etmeyin yeni sarkaç alanlar. İşte şifa tekniklerinden, en güzellerinden, keyiflilerinden bir tanesi sarkaçla muhteşem çalışmalar yapmaktır. Diyeceksin ki hocam başka neler var? Hani sarkaça, gerçi çoluk çocuk şu anda harıl harıl sarkaç merakında, seviniyorum. Her şifacı veya hocamızın mutlaka kenarda bir sarkacı vardır. Mutlaka. Ben daha sarkacı olmayan şifacı hiç tanımadım ki her akşam yayınımda mutlaka bir konuğum vardır. Veya bazen günde 5 yayına kadar çıkıyorum. Instagram'ımı izleyenler bilir. Reiki kanalım. Beklerim. Herkesi beklerim. Buradan oraya geldiklerinde çok mutlu olurum. İşte hocam ETV'de gördüm seni. Şunu anlatıyordun. Hadi özelden yazıyorlar. Şunu şunu bahseder misin? Veya şu seansı yapalım. Olur. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi buradakiler akik veya kuarts ama siz buna hiç takılmayın. Neyden isterseniz, hangi maddeden isterseniz sarkaç olur. Yeter ki sizinle uyumlu olsun. Sevgiyle çalışmalar yapın. Şimdi bir adım daha ileri gidersek mesela ben Reiki Master'ım. Usui Reiki'nin Master'ıyım. Japon doktor Mikai Usui'nin yeniden keşfettiği olağanüstü teknik Usui Reiki. Onunla da çok keyifli çalışmalar yaparsınız. İşte deriz ki uyumlan, sana bir el verelim, insiye edelim seni. Ondan sonra gel dersini anlatalım. Du artık uyumlandığın andan itibaren şifacısındır. Ellerinden nasıl şifa akar buna tanıklık edersin. Ve ömür boyu şifacısındır. Hani Reiki kullanmadın, Reiki şifa tekniğini, biyoenerji de öyledir. Kullanmadın, kapandı. Yok, kapanmaz. Az olur, kullanırsın. Şakır şakır reiki akar, şifa akar. Bitmez. Asla bitmez, sınırsızdır. Evrende var olan şifa, yaşam enerjisini alır, ellerinden akıtırsın. Şifaya kanal olursun, vesile olursun. Şifa yaptıkça sen de şifalanırsın. Onun için reikiyi öğrenin. Gerçekten. Başka teknik de öğrenecekseniz, usul reikiyi bir öğrenin. Diğer tekniğe geçtiğinizde altta hemen reikiyi bir çalıştırın. Elleriniz böyle kanalınız açılsın, şifa aksın. Ondan sonra ben mesela aynı anda Theta Healer'ım. Ve Theta Healing yaparken de önce diyorum ki Reiki'yi bir açalım. O bir çalışsın. Benim de modum, frekansım değişsin. Ondan sonra yürüyelim. Harika seans yapıyoruz. Daha başarılı, daha katlamalı bir enerjiyle yürüyoruz. Theta Healing son yılların uçan, parlayan yıldızı. Reiki ile ikisi böyle artık şey oldu. Favori oldu. Hani şifacılara soruyorsun. Reiki'm var. Theta Healing'in de şu basamağındayım filan. Çok güzel. Theta Healing gerçekten hani sanki dua etmenin, Yaradan'la buluşmanın, onun seviyesine böyle o huzuru hissetmenin kapısı, yolları veya düşünemediklerimizi orada buluyoruz, yakalıyoruz. Orada büyük açılımlar yaşanır. Her seansta mucizelere şahit oluruz. Seans dönüşleri çok güzeldir. Dediğim gibi EFT'ler var, NLP'ler var, aksesler var, dokuna dokuna güzellikler, açılımlar yaşatıyorlar. Ama ne yapın edin, EFT'ler var işte vuruşlarla. Görmüşsünüzdür YouTube'larda veya birebir seanslar almışsınızdır. Teknikler saymakla bitmez. Artık hocalar saymaya yetişemiyorlar. Ama ne olur bir yerden şifacı olun. Dediğim gibi en basiti sarkaçladır. Hani basit derken o da muazzamdır da. Dedim ya devlet adamları bile kullandı bunu. Muazzamdır da. Hani kolay. Hani aldığında onu sevdiğinde bir bakarsın. Evet hayırlar başlar. Senin soruna yanıt verir. Sarkaca çok soru sormayın. Çünkü sarkaç zihinden, duygudan, bakıştan çok etkilenir. Hele doğal taşsa çok etkilenir.
senin zihninle alakalı hani paralel cevaplar verebilir. Sonra dersin ki yanlış mı cevap verdi? Çünkü zihninle, beyin dalganını etkiledi. Şimdi size örnek olarak, hediye olarak arkadaşlar bir çalışma yapayım. Bütün ekran başındakilerine hediyem olsun. Hem de en sevilen, en gerekli çalışmalardan bir tanesi. Neden bunu seçtiğimi kısacık bahsedeyim. Öyle girelim. Mekan temizliği. Çok önemlidir. Neden? Şimdi ekran başında kabul ettim diyenlere enerji aksın diyerek başlatacağım. Çalışmamızı nasipse. Şöyle pembe kuvarsla yapmak geldi içimden. Bakın yaşadıklarımızın enerjisi evlerimize, eşyalarımıza siner. Hani sen kavganı ettin, bitti. Sanma ki bitti. Oraya enerjiden sindi. Geldi komşu oturdu, ona dahi enerjisi bulaştı. Koltuğa bulaştıysa enerji. Hani toz gibi, çamur gibi düşünün. Öyle kolay temizlenmiyor. İşte biz enerjilerle temizliyoruz. Tabii dualarla da. Favorim dualar. Oo. Oralara ben girmeyeyim. Hani ilahiyatçı olmadığım için girmeyeyim. Tabii ki ben dualardan çok destek alıyorum. Çok seviyorum. Gerek kendim okuyorum, gerek YouTube'dan açıyorum. Evimde böyle veya çalıştığım alanda harika enerjiyi hissediyorum. Sarkaçla enerjiyi temizleyebilirsin. Reiki ile, teta healing ile, bir sürü teknikle enerjiyi temizleyebilirsin. Şimdi sarkaçla nasıl temizlenebilir? Buna bir örnek sunacağız. Hediye olarak, bu programın hediyesi olsun. Ve izleyenler desin ki ben boşuna bu programa denk gelmedim. Boşuna ben Fevziye Hoca ile şu anda göz göze bakışmıyorum. Demek ki bu programın bana bir hediyesi var. Hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. Asla şu an ekranın arkasındaysan, beni izliyorsan bu bir tesadüf değil. Tevafuk, ilahi plan işliyor, ilahi matematik işliyor. Tüm yaşananlar olması gerektiği gibi. Kimse kimseyle boşuna buluşmadı, görüşmedi. Kimse boşuna şu anda o ekranın arkasında beni izlemiyor. Dediğim gibi mekanın enerjisi çok önemli. Ha gönül gözü açık olan, yani sezgileri yüksek olan insanlar böyle hisseder. Bir yere girer, ay burada daraldım, boğuldum der. Bir yere girer, oh ferahladım, ne güzelmiş buranın şeyi, havası, suyu der, artık böyle kendince yorumlar yapar. İşte o yürek, gönül, ruh enerjiyi hissediyordur. Kimdir orada kavga mı yaşandı? Veya bir şeye gitti, açık hava ama orada biri mi öldürüldü daha önce, biri mi bir şey, taciz mi yaşandı bilemezsin. Ama ruh bilir, ruh hisseder. Beden bilmez, şu fani beden, şu fani gözler bilmez de ruh her bilgiye sahiptir. O yüzden yaşadığımız alanın enerjisini temiz tutmalıyız ki bizim de enerjimiz negatife geçmesin, o enerji bize bulaşmasın. Yani bulaşacaksa güzel enerjiler bulaşsın. Frekans, mekanın frekansı çok önemli. Şimdi yapacağım ETV bu anlamda çok şanslıymış bugün için. Manisa ETV'ye teşekkür ediyoruz. Demek ki bu alanın temizlenmesi gerekiyormuş ki şu anda bu çalışmayı ben hediye etme ihtiyacı duydum. Kabul eden herkes için çalışmamı başlatıyorum. Ben besmelemi çekerim. Arzu edenler. Bu konuda daha derin bilgi almak isteyenler buyursun Reiki kanalım Instagram. Oradan beni takip edip DM'den de istediği soruyu sorabilirler. Zaten kanalımda da sürekli Sarkaç'la harika çalışmalar yapıyorum. Bu %1'i diyeyim şu an için. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın yeni başlayanlar elinizi şöyle tutarsanız senin elinden enerji alır. Gözlerinden, bedeninden enerji alır. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle de tutabilirsiniz. Birine şifa yaparken hatta dersin ki kullanmadığın elini şunun altına tut, onun üstüne yapalım dersin. Şimdi, bismillahirrahmanirrahim. Kolum bir yere dayansaydı daha iyiydi. Yorulacak ama burada o çok mümkün değil. Göstermek adına da şu açıda tutayım. Şöyle tutsam daha iyi. İnşallah tam ve net görüyorsunuzdur. Pembe kuvars. Bakın zincir ucunuz da şu kadar olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tam daire dönerek bulunduğum alanın ekran başında izleyip şifamızı kabul edenlerin ve daha sonra izleyip kabul edecek olanların mekan enerjilerini temizle. Bunu hepimize yaşat ve hissettir. Bakın o salındıkça şu anda hissedenleriniz vardır. Ki ben elimde çizgiler hissediyorum şu anda. Bak o çalıştıkça bu elini açarsın, uzaklaştırırsın. Ekrandan çıkmak istemiyorum kadrajdan. Tam daire dön, saat yönünde dön, daha hızlı dön. Burada dualar, olumlamalar, esmalar harika olur. Evimin enerjisi temizleniyor. Evimin enerjisi dengeleniyor. Evim
arınıyor veya iş yerim. Şu anda benim bulunduğum alan temizleniyor. Ki bu temizliğe ihtiyacı varmış, farkında mısınız bilmiyorum. Sarkacın salınımına bakın. Her salınımı şifadır. Ki şu anda reikim de açık. Bunun her dairesi, her hareketi şifadır. Yani o süpürgelerle, şeylerle, nedir, araçlarla yapılan temizlik yeterli olmayabiliyor. Bu alanın müthiş bir temizliğe ihtiyacı var. Şu anda ayaklarımda bile enerji akıyor, inanır mısınız? Alanım temizlendi, arındı, şifalandı, enerji dengelendi. Buranın enerjisi dengelendi. İş yerindeyseniz bulunduğunuz alana yapabilirsiniz. Orası size aittir. Hani şu anda şu alan bana hediye edildi ya kullanım için. Ben bu alana yapabilirim. Tamamını buranın sahibinin izni gerekir. Tam daire dön. Saat yeninde dön. Enerjiyi temizle, dengele. Bunu yaşat ve hissettir. Şifamızı kabul edenlere, ekran başındakilere ve daha sonra izleyecek olanlara. Şu an inanın ki öyle bir çözülme ki başıma ağrı hissettim. Ekran başında da hissedenler olabilir. Şifa olsun, arınıyoruz. Bir çözülme yaşanıyor ki vücudun belli bir yerinde bir sıkıntı hissediyorsunuz. Hani onu sıkıntı olarak değil de, oh şifalanıyorum, arınıyorum diye kodlamak çok daha harika olur. Yani her şeyi hayra yormak gerekiyor. Bakın şu anda harika çalışıyor, görüyor musunuz? Tekrarlıyorum, her salınımı şifadır. Bu çalışmayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tabii kol yorulur, dediğim gibi bir yere dayayabilirsiniz. Bakın şimdi kapatacağım, sakinleş, dur bir tanem, dur kuzum, dur. Enerjimi de kesiyorum, bakın. Teşekkür edersin, kalp çakrana şöyle bir götürürsün, sevgi gönderirsin. İşte şifa çalışmalarına bir örnek. Lütfen kendinize bu iyiliği yapın. Kendinizi ödüllendirin. Hani sorunların içinde boğulmaktansa veya kısıtlamaların içinde bocalamaktansa, nedenlerle uğraşmaktansa nasıl şifalandırabilirim? Ben kendim hangi eğitimi alsam da hangi yolları açsam ve örnek çok hani şu anda bu alanda örnek, master, yaşananlar hepsi size bir ışık olsun. Şifalı günler diliyorum. Sevgiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, iyi davranın. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Manisa ETV'ye çok çok teşekkürler. Arzu edenler Reiki kanalıma buyurup gelebilirler. Orada da her sorunuza yanıt bulmaya çalışacağım.